Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün kaz ayağı ajurunu çalışacağız. Ben kordonumu diktim, uç kapamalarını çalıştım. Tekli ızgaramı kurarak alt uçtan başlayalım. İlk olarak ipliğimi sabitleme işlemini yapıyorum. Daha önceki videolarımızda da anlatmıştık. Dantel anglezle düğüm kullanmıyoruz. Kordonumuzun biraz gerisinden iğnemizi girdirerek içinde biraz ipliği yedireceğiz. Daha sonra ızgaramızı kurmaya başlayacağız. Tekli ızgara kuracağız bu ajurumuzda. Izgara kurmayla ilgili birkaç püf noktası anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikli olarak bütün tırnakları kullanmamız lazım arkadaşlar. İlk baştaki en kuytudaki tırnaktan başlıyorum. Bütün tırnakları muhakkak ızgaralarda giriş yapmamız lazım. Eğer tırnaklarda atlama yaparsanız bu üzerine işleyeceğiniz ajurda bozukluklara sebep olacaktır. Dengeyi sağlayamayacaksınızdır. Bakın en kuytudaki tırnaklarıma dahi giriş yaptım. Neden? Kordonum çökmesin diye. Kordonumu orada kaldırabilmek için. Oraya ajur kuramayacaksam bile kordonumun dik kalmasını sağlayacağım. Daha sonra söktüğümde bu bize artı kazandıracak. Bakın yan yana geldiğinde bütün tırnakların içine giriyorum. Muhakkak sıralı olacak. Paralel görüntüyü sağlamamız lazım. Alt ucundan başladık özellikle. Üst ucuna doğru paralel doğruyu takip etmem lazım arkadaşlar. Bazı tırnaklar karşılıklı gelmeyecektir. Bu bizim örgümüzle alakalı. Bazen ipliğin kalınlığı, yoğunluğu ile alakalı. O aşamada aşağıda kalan yani eğriliğe sebep olan tırnağa bir giriş fazla yapacağız. Izgarayı kurarken denk gelirse bu videomuzda da gösteririm inşallah anlatırım. Olur ya denk gelmezse bakın şu an gösterdiğim gibi. Ama burada ızgaralarım düz geliyor. Şu an o işlemi yapamıyorum. Eğer yaparsam ızgaram bozuk olacak. Ben ama o ızgara olayını daha önce anlattım. Diğer videolarımızı tekli ızgaralı videolarımızdan takip edebilirsiniz. İzleyip o kısmı kavrayabilirsiniz. Çünkü birçok ajurda eğri gelme sebepleri ondan kaynaklı arkadaşlar. Düz ızgaramı böyle yapıp tamamlayacağım arkadaşlar başa kadar. Daha sonra ajurumu kuracağım. Izgaramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi kaz ayağı ajurumuza başlıyoruz. İpliğimi kopartmadım. Tam üst noktadan giriş yapacağım. İlk olarak arkadaşlar zincir işinde yaptığımız gibi iki ızgaramı alacağım. Bakın şimdi oradaki ilk tırnağa giriyorum. Tam ortasına ayarlayacağım. İki ızgaramı aldım. İpliğimin altına, iğnemin altına ipliğimi aldım. Bakın. Şu şekilde. Çok basit bir teknik aslında. İlk ilmeğimi oluşturduktan sonra sağ tarafından bir ızgara bırakıp bir ızgara ileriden alıyorum. Yine ipliğimi altına verdim. Aynı şekilde ilmeğimi oluşturdum. Bu sefer sol tarafına geçeceğim. Ne yapacağım? Bir ızgara bırakacağım, bir ızgara ileriden ekleyeceğim. Aynı işlemi ilerlete. Bakın sadece bir ızgara alıyorum. Bir ızgara da ileriden ekliyorum. Yine iki ızgaramın üzerine bir ilmek oluşturdum. Aynı işlemi sağlı solu yaparak alt uca kadar geleceğim. Sonuna yaklaştım arkadaşlar. Aynı işlemi yapa yapa geldim. Burada dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi iplik ayarınız her seferinde aynı olsun. Birini daha fazla çekip birini daha az çekmeyin. O zaman ajurunuzda orantısızlıklar oluşur. Mümkün olduğunca en son ızgaraya kadar yapmaya gayret edin. O zaman desende bütünlük sağlayabilirsiniz. Evet, son ızgaralarıma geldim. Son bir ızgaram kaldı. Onu da almaya çalışacağım. Evet, aldım. Şimdi bitti arkadaşlar ızgaramın üzerine kurduğum ajuru.
Kordonumda ipliğimi sabitleyerek tamamlıyorum işlemi. Biraz yürütüp keseceğim. Evet, işlem tamam arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım.